Mənim Hakanov da yaklaşık 15-20 senedir ailece ulaşım sektöründe hizmet vermekteyiz halkımıza. İşte bu durak kurulduğundan beri Ort Yaşam Taksi Durağı'nda görev yapmaktayız, çalışmaktayız. Mesleğimiz yani bir yandan hem çok güzel bir meslek ve bir yandan da çok tehlikeli bir meslektir de aslında. Biz bazen böyle hani hem ambulans görevi de görüyoruz. Bu değişik değişik insanlarla karşılaşıyorsunuz. Bu yakıtlar zam yediğinden beri sıkıntılar yaşıyoruz. Müşterilerle de sıkıntılar yaşıyoruz. Müşteriler de kendince haklıdır. Önceden 20 TL'ye giden bir yere şu an 50 TL diyorsun. Müşteri de şaşırıyor. Birdenbire yakıtlar zam yedi. Yani 6 TL'den işte 30 TL'ye çıktık. Taksimetre ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. İşte belediye ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Şoförler cemiyeti ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Hani taksimetre diğer şeylerde nasılsa burada da öyle olsun. Günden güne yakıt zamlıyor. Ama bizim taksimetre yılda bir zam üstüne geliyor. Hani nereden baksan tutarsızlık. Geçenlerde eylemler yaptık bu Diyarbakır Caddesi'nde. Ön saflardaydık. Hani bu eylem bizim için tek değildi, tüm halkımız içindi. Bu çıkan zamlardan dolayı işte taksimetre ile ilgili şeyler. Sonra Sayın işte Emniyet Müdürümüz geldi, Köroğlu Bey. Hani onun hatırı için eylemi durdurduk, dedi gelin işte konuşalım, derdiniz sorunuz neyse çözecek bir şeyse çözeriz. İşte eylemi bitirdik, oturduk, derdiniz ne dedik, valla işte bu zamlar hani yakıt zam yemiş ya dedik, bunu ne siz indirebilirsiniz ne de biz indirebiliriz, buna gücümüz yetmez. Bizim durak da resmi duraktır, Batman'da ilk resmi durağımız bizimdir, hani bütün evraklarımız var. Dedi tam duraklama yaptı işte, diğer bizim taksici arkadaşlara duraklar yapıldı. Sıra bize gelince bizi işte Atatürk Park'ın köşesinde Zabıta Kulübesi var. Onun yanında da trafo var. Bize trafonun arkasında önerdi. Bütün duraklar böyle halkın göreceği bir yerde olur. Göz önünde olur hani. İşte diyor yok illa burada yapacağım. Bize kabul etmedik. Şu an biz buradayız yani bu köşedeyiz. Çıkın dışarıda kimse zaten bilmiyor burada durak var yoktu. Evet. Diğer duraklarda mesela belediye onlara durak yapmış. Mesela adamlar belediyeye aylık 500 lira ödüyor. Bu arazinin sahibine biz her ay 3500 lira maaş veriyoruz. Kira veriyoruz yani. Durağı. Normalde belediye bize yapsa 500'dür. Maksimum yani 750'dir ayda. Ama biz burada yalnız 3500 kira veriyoruz. Yani belediye sen bizi niye burada yalnız bıraktın ki? Yani bu ticari taksiler de yani halkın hizmetindedir ha. 10 aracımız var şu an Ort Yaşam Taksi Durağı'na ait. Gecede 2 nöbetçi kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Yani 7-24 açıktır. Numaramız da, durak numarası da sabit, internette de var. Bizim durak 7-24 açıktır. Sabah 5'te de arasan 2 dakika işte taksi gelir. Gece de arasan gelir. Buradan 20 tane insan ekmek yiyor. 10 aracımız var. Her araca da 2 şoför bakıyor. Vardiyeli sistemli çalışıyoruz. Yetkiler bu yakıt oranına bir çözüm zaten bulamaz. Bize çözüm bulsunlar hani. Taksimetre fiyatlarına çözüm bulsunlar. Bir de bu durak sistemine bir çözüm bulsunlar. Adım Nihat Ayhan. 33 senedir taksicilik yapmaktayım. Şu anda Gülistan Caddesi'nin başında Aydın Taksi'de taksicilik yapıyorum. Taksicilik mesleği zor bir meslektir. Her türlü insanla karşı karşıya gelmekteyiz. Sıkıntılarımız şu anda yakıtın fazla olması, yüksek olması ve bununla beraber diğer kalemlerde olan parça gibi şeyler de yüksek olması, fiyatların yüksek olması bizi zorluyor. Yetkililerden talebimiz durağımızın olmayışı. Yazın, kışın dışarıdayız. Bir durak talep ediyoruz.